Merhaba çocuklar, ben Kazım Özdemir İlkokulundan Ayşegül Kanık Öğretmeniniz. Bugün sizlerle bozuk yumurta deneyi yapacağız. Sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu hissettiğimiz bu günlerde aldığımız yumurtanın bozuk olup olmadığını bilmek de bizim en temel hakkımız. Bu deneyin sonrasında markete gittiğimizde aldığımız yumurtanın bozuk olup olmadığını bu deneyle test edebileceğiz. Ben e, burada bir bozuk olmayan sağlam yumurta, bir de Bozuk yumurta hazırladım sizler için. Hazır yumurta bulamadığım için bozuk olan, e, bozulması için yumurtayı kaloriferin üzerinde bir süre beklettim. Ama eğer sizler yumurtanın sağlamlığından şüphe ediyorsanız bu şekilde deneyerek hemen test edebilirsiniz. Suyun içerisine öncelikle sağlam yumurtamızı atıyoruz. Sağlam yumurtanın dibe çöktüğünü gözlemliyoruz. Daha sonra suyumuzun içine bozuk yumurtayı atıyoruz bozuk yumurtanınsa dibe çökmeyip suyun üzerinde kaldığını görüyoruz. Demek ki bozuk yumurta suyun yüzeyinde kalırken sağlam yumurta suyun dibine çöküyor. Hepinize iyi günler diliyorum çocuklar. Peki çocuklar zamanla yumurtanın yüzmesine sebep olan şey sizce neydi? Evet çocuklar yumurtanın yüzmesine sebep olan şey şuydu. Yumurtanın içerisindeki hava kesecikleri zamanla genişledi ve yumurtanın içerisindeki gaz miktarı artmaya başladı. Nasıl ki bir balonun içerisinde üflediğimizde yükselmeye başlıyorsa, uçmaya başlıyorsa aynı şekilde bozuk yumurtanın içerisindeki gaz da arttığı için bozuk yumurta yukarıya doğru yüzmeye başladı. Hepinize sevgiler.